Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. 2019'u bitirip 2020 yılına başladığımız bu ayda sizlere 2019'u nasıl bitirdiğimizi ve 2020 yılından beklentilerimizi paylaşacağız. Yıl sonu değerlendirmesi olarak konut piyasasına baktığımızda 2018 yılının bir anlamda çöküş, 2019 yılının toparlanma 2020 yılının ise normal trendlere dönüş yılı olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. 2019 yılının sonunda gayrimenkul piyasasındaki en sıcak konu değerli konut vergisi. Hızlı bir şekilde hazırlanıp meclisten geçirilen değerli konut vergisi 5 milyon liranın üzerindeki konutları kapsıyor. 5 milyon lira ile buçuk milyon lira arasında olan konutlar için binde 3, buçuk milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlar için binde 6 ve 10 milyonu geçen konutlar içinse binde 10 oranından değerli konut vergisi ödenecek. Değerli konut vergisi sürekli bir vergi ve merkezi hükümetin bütçesine dahil olacak olan bir vergi. Şu anda tebligatlar mülk sahiplerine yapılmaya başlandı ve mülk sahipleri de bu değerlere itiraz etmek için değişik arayışlara girdiler. Peki değerli konut vergisindeki bu değerler nasıl tespit edildi? Bilebildiğimiz kadarıyla bu değerli konut vergisindeki değerlemeler bizzat gayrimenkulü tek tek incelenmesi üzerine yapılmadı. Parsel bazında yapılan değerleme çalışmaları bir takım matematik istatistik modellerle gayrimenkulün öz nitelik bilgilerinden hareketle bir değer atamasının yapıldığını biliyoruz. Aslında başka ülkelerde de otomatik değerleme veya matematik istatistik modellerle yapılan değerlemelerde söz konusu. Ancak o ülkeler uzun yıllar, 50 yıl, 100 yıllık gibi süreler içinde aslında bizzat değerleme uzmanlarının yaptığı değerleme raporlarından oluşan bir altla sahipler. Bir dönem hem değerleme uzmanları hem matematik istatistik modellerle götürlen değerlemeler şimdi sadece vergi amaçlı matematik istatistik modellerle de iletilebiliyor. Ama biz hemen matematik istatistik modellere yönelerek ilk defa böyle bir şeyi tecrübe ediyoruz. Bu tecrübenin sonunda şu tür şikayetlerle çok sık karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Sizin gayrimenkulünüz 5 milyonun altında varsayalım 3.5 milyon lira. Sizin gayrimenkulünüz için belki 5.5 6 milyon lira ama Gerçekte 6 milyon lira gayrimenkulü olan bir başkasının gayrimenkulü ise 4 milyon lira gözükebilecektir. Çünkü matematik istatistik modellerin birkaç yıl test edildikten sonra uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Burada da yine bir aceleciğimize gelen hepimizi uğraştıran bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür değerli konut vergisine tabi olacak olan izleyicilerimiz varsa tebligattan 15 gün içinde e, Tapu Kadastro İdaresi'ne değerle ilgili itirazlarını yapmaları gerekiyor. Eğer itiraz olumsuz cevaplanır ise ihtirazi kayıtla vergi ödemelerini yaptıktan sonra dava açarak tekrar vergiye itirazlarını sürdürebilirler. Değerli konut vergisinin 5 milyon lira üzerindeki konut piyasasına e, az da olsa bir etkisi olabileceğinden söz edebiliriz. Çünkü 5 milyonların üzerinde 5 ile 7,5 milyon lira arasındaki konutlar için etkisi aslında sadece binde 3. Yani 15 bin lira. Dolayısıyla 5 milyon lira düzeyinde konut alma gücüne sahip olan insanların binde 3 gibi çok küçük bir rakamı dikkate almayacaklarını düşünebiliriz. Ancak bu verginin her yıl ödeneceği varsayıldığında 5 milyon ve üzerinde olan birçok gayrimenkulün artık 4.800 ve 4.900 gibi etiket fiyatlarından piyasada işlem görmeye başlayacağından söz edebiliriz. Ancak genel anlamda 5 milyon liranın üzerindeki konutların toplam konut stoğu içindeki payının yüzde yarımdan daha fazla olmayacağını e, varsayarsak aslında çok da bir etkisi olmayacağından söz etmemiz gerekir. 2018 yılındaki kur şoku gayrimenkul piyasalarını ciddi ölçüde sarsmış, satışları azaltmış, fiyatlardaki gerilemeliği ise hızlandırmıştı. 2019 yılda aynı şekilde devam ederken Kamu bankalarının Ağustos ayında başlattığı 0.99'luk faiz kampanyasıyla birlikte önce ipotekli konut satışları, sonra da diğer konut satışları ve konut dışı gayrimenkul satışlarında ciddi canlanmalar görmeye başladık. Ağustos ayında kamu bankalarının başlattığı 0.99'luk faiz oranı kampanyasına Kasım ayı itibariyle özel bankalar da iştirak etti faiz düşüşünün tetiklediği konut piyasası satışları aynı zamanda ticari gayrimenkul piyasasında da bir hareketlilik getirmiş gibi gözüküyor. Bu çerçevede 2019 yılında konut satışlarının 1 milyon 300 binler seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Geçen yılsa konut satışları 1 milyon 375 bin adetti. Bütün yaşanan bu olumsuzluklara rağmen konut satışları geçen yıla göre yalnızca %5 gerileme göstermiş gözüküyor. Konut dışı gayrimenkul satışları da son 3 aylık dönemde önemli ölçüde hızlanma gösterdi. Buna göre de konut dışı gayrimenkul satışlarının da 2019 yılında 960 bin adet civarında olmasını bekliyoruz. Nihayetinde konut ve konut dışı gayrimenkul satışlarının 2 milyon 250 bin adetlik bir rakama ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda konut ve konut dışı Toplam gayrimenkul satışlarının geçen yıla göre yalnızca %10'luk bir gerileme ile bu yılı tamamlayacağından bahsedebiliriz. Diğer taraftan gayrimenkul payız oranlarındaki düşüş ve gayrimenkul satışlarındaki artış fiyatlara da etkili olmuş gözüküyor. Konut fiyatlarındaki gerileme durdu ve enflasyonun biraz üzerinde bir artışla karşı karşıya geldik. Örneğin İstanbul'da %1'in üzerine aylık bazda çıkan konut fiyat artış verileriyle karşı karşıyayız. Bu durumda 2020'ye giderken konut fiyatlarının toparlanmaya başlayacağını ve yavaş yavaş enflasyonun belki de 1-2 puan daha üzerinde artış gösteren bir seyir izleyebileceğini söyleyebiliriz. Yine 2020 yılı beklentilerine gelirsek faiz oranlarının ve genel ekonomik seviyenin bu şekilde gittiğini varsaydığımızda aylık 100-120 bin adetlik satışlarla 2020 yılında konut satışlarının yaklaşık 1 milyon 350, 1 milyon 400 binler civarında. Konut dışı gayrimenkul satışlarının ise 1 milyon adet civarında olarak 2017 yılı seviyelerine yaklaşacağını varsayabiliriz. Konut satış adetlerindeki gelişmelere baktığımızda faiz oranlarındaki indirim gerçek anlamda konut satışlarını tetiklemişti. Eylül ayından itibaren konut satışları 146 binli rakamlara çıkmıştı. Daha sonra 142 bine, Kasım ayındaysa ise 138 bine geriledi. Aslında bu beklenen bir sonuçtu çünkü uzun zamandır faizlerin yüksekliği dolayısıyla alıma dönüşmemiş bir potansiyel birikim gerçekleşmişti. Tüm Türkiye'de yavaş yavaş konuş işlem adetleri 3'er 4'er binlik aylık geri düşüşler gösterirken İstanbul konut ve konut dışı gayrimenkul piyasası ise aksine her ay adetsel olarak artan bir trend gösteriyor. Bu da aslında şu demek. Türkiye'nin iktisaden kalbi konumundaki olan İstanbul aslında krizlerden önce etkileniyor. Önce tepki verip büzülüyor ama ekonomik gelişme dönemlerinde ise ilk anda sinyalleri gösteren yine İstanbul oluyor. İstanbul'daki konut ve konut dışı gayrimenkul satış adetlerindeki gelişmelere bakarak aslında Gayrimenkul piyasasında bir canlanmanın yavaş yavaş Anadolu'ya doğru da sirayet edeceğinden söz edebiliriz.